Herkese merhaba arkadaşlar. Sağlık ailemize hepiniz hoş geldiniz. Videoma başlamadan artık klasikleşen repliğimizi tekrarlayalım. Abone olup videolarımı beğenmeyi ve özellikle yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bugünkü video konumuz baş belası diye tabir edebileceğimiz son zamanlarda görülme sıklığı da artan siiller ve sihir tedavisinde kullanılan nadir ilaçlardan olan veritol. Şöyle. Kısaca sihir nedir ondan bahsedelim. Bir tür virüse bağlı olarak ortaya çıkan, genelde el parmaklarında ve ayaklarda görülen Bazen ağrılı ve sancılı olabilecek yaralardır sihirler. Bulaşma yolları herhangi bir yüzeyden direkt temasla olabileceği gibi ee, direkt siil olmuş, siil hastalığına yakalanmış kişilerle direkt temasla da bulaşabilir. Vücut bağışıklığı ile ilgili olarak hani kişide görülüp görülmeme olayı değişiyor. Hani bağışıklık düşükse, virüse karşı bağışıklık azsa, direnç azsa siil virüsü maalesef çıkabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar siil tedavi yöntemi bakımından aslında çok da fazla alternatifi olmayan bir rahatsızlık e, eczanelerden kolayca ulaşabildiğimiz basit tedavi yöntemi veritol deri solüsyonu. E, i̇çerdiği florasil ve salisilik asit sayesinde sihir üzerinde yumuşama ve düzenli kullanımda köke kadar inerek sihir yok etmeye yarayan bir ilaçtır. Basit tedavi dedim ama kullanımı özen gösterilmesi gereken bir ürün. E, şimdi nasıl kullanılacak, nasıl uygulanacak kısaca bundan bahsedeyim size. Öncelikle, öncelikle verritolu kullanacağımız alan çok büyük e, çaplı olmayacak. Yani bunun ortalaması 25 cm civarı onu geçmemesi gerekiyor. E, gereğinden fazla büyükse mutlaka bir cildiyeye başvurmak gerekiyor arkadaşlar sihilde. Sihil üzerine verritol sürmeden önce ılık bir suda sihirli bölgeyi biraz bekletirsek e, hem sihili yumuşatmış oluruz hem de oradaki gözenekleri biraz olsun açarak e, ilacın eminimini etkisini arttırmış oluruz Ilık suda beklettiğimiz sihirli bölgenin etrafında kalan kısma kesinlikle bu ilaçtan damlamamalı ya da değdirilmemelidir onun için biz hastalarımıza şöyle bir tarif sunuyoruz sihirin etrafındaki deriye vazelin tarzı koyu kıvamlı bir krem sürüp o bölgeyi korumaya almalarını öneriyoruz Etrafını korumaya aldığımız sil üzerine ilaç üzerindeki içeris içerisindeki fırça yardımı ile solüsyonu sürüyoruz. Sil üzeri kaplanacak şekilde sürmemiz yeterli olacak. Yani silin üzerini kaplayacak. Şöyle de tarif edebiliriz. Hani e, oje sürer gibi o bölgeye süreceğiz içindeki fırçayla ve silin üzeri kaplanacak şekilde olması yeterli kıvamı sayesinde tutunabiliyor deride. Çok fazla sürmediğimiz takdirde akma damlama yapmıyor arkadaşlar. Bu uygulamayı doktorumuz başka şekilde önermediyse sizlere sabah akşam olarak devam etmeli ve her uygulamadan önce sil üzerindeki ölü tabakayı mutlaka arındırın arkadaşlar. Kolayca zaten o bir şekilde geliyor. Şöyle de bir Durumdan bahsedeceğim. Size eğer sihiriniz bunun içerisindeki fırça'nın ucundan daha küçükse kürdan ya da kulak çöpü bildiğimiz kulak çöpü yardımıyla da o bölgeye uygulana uygulayabilirsiniz. Ortalama tedavi süresi değişkenlik göstermekle beraber 6 hafta kadar kadardır. Gerekli görülürse bir hafta daha bu tedavi uzatabil, uzatılabilir. Mutlaka tedavi ara vermeden sabırla devam edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yarım bırakılan kökü yok edilmeyen siiller tekrar çıkar ve daha çok yayılma eğilimi gösterebilir buna dikkat edelim. Arkadaşlar veritolu kullanmamanız gereken bazı durumlar var. Onlardan başlıca başlıcaları şunlar: Son bir ay içerisinde su çiçeği zona gibi virüs kaynaklı enfeksiyonlar geçirmişseniz, Kullanmamalısınız. Şeker hastaları özellikle bu tarz ürünlerde mutlaka doktora danışarak yoluna devam etmeli. Otoimmün sistemi üzerinde yani bağışıklık sistemi üzerinde etkili herhangi bir ilaç kullanıyorsanız bunu kullanmamalısınız. Tahmin edebileceğiniz gibi bunu kullandığınız bölgede kızarıklık, tahriş yapabilir, normal, aşırı olmadığı durumlarda tedavi kesmeden devam edin arkadaşlar. Beklenmeyen bir etki görürseniz, ilacı bırakıp bunu veren doktorunuza ya da eczacınıza danışabilirsiniz. 1 yaş altı çocuklarda, emziren annelerde ve gebelerimizde kullanımı önerilmiyor. Saklama koşulu olarak da normal oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı, anlaşılır bir video olmuştur. Sağlık ve ilaç dünyası olarak hepinize sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı günler dilerim.